Sevgili gençler merhaba. Yapım ekleri konusuna ele alacağız ama öncesinde kök bulmayı tekrar değerlendirmiş, hatırlamış olalım. Hatırlanacağı üzere iki tür kökümüz mevcut idi. İsim kökleri ve fiil kökleri şeklinde iki tür kökten biz bahsediyoruz. İsim kökleri ve fiil kökleri. İsim kökü bulmanın ve fiil kökü bulmanın iki tür e, biçimi vardı. Bunları değerlendirmiş olalım. Birincisi isim kökleri Canlı varlıklar isim köküdür, cansız varlıklar isim köküdür ve kavramlar isim kökü olabilirler. Yani birinci olarak biz canlı cansız varlıkların ve kavramların isim olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu köklerinde yine isim kökü olacağını söyleyeceğiz. Bu arada daha da geriye gidelim. Kökün Kelimenin parçalanamayan anlamlı en küçük biçimi olduğunu da hatırlayalım. Yine fiil kökü olarak değerlendirdiğimiz kelimeler ise bize ya iş anlatacaklar, ya durum anlatacaklar, ya oluş anlatacaklar veyahut hareket ifade edecekler. Demek ki fiillerimiz iş, oluş, hareket ve durum ifade edecekler. İsimlerimiz ise canlı varlık olacaklar, cansız varlık olacaklar veyahut kavram olacaklar. Fakat biz bunları daha kolay nasıl bulabiliriz diye bir soru sorulduğunda şunu söyleyebiliriz. İsim köklerini bulmak için veya fiil köklerini bulmak için mastar eki olarak değerlendirilen mak, mek eklerini bulduğumuz köklerin sonuna getiriyoruz. Anlamlı ise fiil kökü olduğunu söyleyeceğiz. Anlamsızsa bunların isim kökü olduğunu ifade edebiliriz. Örneğin isim olan canlı bir varlık olan kedi kelimesini ele alalım kedi mek veya kedi mak diyebiliyor muyuz? Hayır. Öyleyse bu kelimenin isim kökü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak koş kelimesini değerlendirdiğimizde sonuna bakın kısa çizgi koydum. Bu mak mek iki alabilir anlamına da gelir. Dolayısıyla bunun fiil kökü olduğunu söylüyorum. Çünkü koşmak diyebiliyorum. Kedi mek diyemiyordum. Kedimek deme ihtimalim yoktu ama koşmak diye biliyorum. Dolayısıyla fiil köklerini bulmak için ikinci yöntem olarak mak, mek, ekini koyup koyamadığımıza, sonuna getirip getiremediğimize bakıyoruz. Evet, şimdi gelelim yapım eklerine. Yapım ekleri kelimelerin yani isim kökünün veya fiil kökünün yahut gövdenin üzerine gelerek gövdenin ne olduğunu değerlendireceğiz. Hemen şuraya bir yıldız atalım ve oraya bir gövde yazalım ne olduğunu en son değerlendirelim. Evet yapım eklerimiz ya köklerin üzerine gelirler veyahut kendisi gibi e, yapım eki almış olan bir gövdenin üzerine gelirler. O zaman hemen yapım eklerini çeşitleriyle üzerinde değerlendirelim. Ancak bir daha hatırlayalım. Yapım ekleri bir kelimenin yapım ekleri bir kelimenin anlamını yapısını türünü değiştirir yapım ekleri, kelimelerin anlamını, yapısını ve türünü değiştirir. Dolayısıyla gençler yapım eki deyince hemen aklımıza gelmesi gereken ilk mesele anlam değişecek, yapı değişecek, tür değişecek. Ben kalem diye şu varlığı gösterirken size bu cismi ifade ederken bakın varlık dedim bunun isim kökü olduğunu hemen anlıyorum. Kalem bir cansız varlık. Dolayısıyla bunun isim kökü olduğunu anlıyorum. Ancak bu kalemi içine yerleştirdiğim nesneye kalemlik diyorum. Kalemlik farklı bir nesne. Anlam değişti, yapı değişti, tür değişti, ortaya yeni bir nesne çıktı. Demek ki yapım ekleri kelimelerin anlamlarını, yapılarını ve türlerini değiştiren kelimelerdir. Bazen tür de değiştirirler, buna da dikkat etmek lazım. İsimken fiil yaparlar, fiilken isim yaparlar veya mut sıfat olmasını sağlarlar. Demek ki demek ki kelimelerin türlerini de değiştirebiliyoruz. Tür değiştirmeyi en sona koyalım. Biz isimden isim yapan eklerle başlamış olalım. Ev kelimesine ben li ekini eklediğimde bunun yeni bir kelime olduğunu görüyorum. Bakın evli kelimesi ev isminden türemiştir. İsim köküdür. Ev isim köküdür. Dolayısıyla ev isminden türeyen bu kelimenin evli kelimesi olduğunu görüyorum. Ev içinde yaşanan bir e, varlık, içinde yaşanan bir hane ev. Ama evli kelimesi evlenmiş iki insanı ifade ediyor. Dolayısıyla ev farklı bir şey, evli farklı bir şey. Yeni bir şey türediğine göre ben buradaki li ekine ne diyeceğim? Yapım eki diyeceğim. Peki bunun isimden isim mi, fiil mi yaptı nasıl anlayacağım? Kolay. Hemen makmek ekini ele alıyorum. Evmek diyemiyorum. Dolayısıyla ev isim kökü. Li de dikkat ediyorum. Evli mek de diyemiyorum. Yeni bir şey yaptığını anlamıştım. Birinci şartım buydu. Yeni bir şey yaptı mı? Yaptı. İkinci şartım şu. Peki yeni bir şey yaptı da ne yaptı? Ev ismiyken tekrar isim yaptı. İsimden isim yapan ek kısaltıyorum. İ, i, y, e şeklinde yazıyorum. İsimden isim yapmış olduğunu söylüyorum. Yine simit kelimesine çi ekini ekliyorum. Simitçi diyorum. Simit çimek diye bir şey var mı? Yok. Demek ki isim yapmışız. Yeni bir şey türetmişiz. Çünkü simiti yiyebiliriz ama simitçiyi yiyemeyiz. Dolayısıyla simitçi bir insandır. O işi yapan, simit satma işini yürüten kişiye biz simitçi deriz. Dolayısıyla simitçi yeni bir anlam ifade eder. Simit bir e, cansız varlıkken simitçi canlı bir varlığa anlamı yapısı değişmiş. Dolayısıyla simit isimken simitçi tekrar isim olmuş. Yine isimden isim yapan ek aldığını ifade ediyorum. Kitap kelimesine de dikkat edelim. Kitap okunan varlık iken okunan, anlamlandırılan bir varlık iken kitaplık bu kitapların yerleştirildiği cisim, madde, nesne. Dolayısıyla anlam değişti, yapı da değişti, tür de değişti. Dolayısıyla kitaplık kelimesi isim köküyken isimden isim yapan ek almış olduğunu söylüyorum ve kitaplık olduğunda ben bunun kitaplık kelimesinin isimden isim eki alarak türemiş olduğunu ifade ediyorum. Bu arada yapım eklerine ikinci bir isim olarak ee, türeten ekler ya da türeme ekleri de denilir bunu da unutmayalım. Türeme ekleri de denilebilir. Bu şu anlama geliyor. Yeni bir kelime türetilmiştir dediğini denildiğinde sorularda biz yapım eki arıyoruz demektir. Yeni bir kelime türetilmiştir denildiğinde bir yapım eki aradığımızı aklımızdan çıkarmayacağız. Yapım eki arıyoruz. Türeme eşittir yapım eki. Evet, isimden fiil yapan eklerimiz de var bizim. Örneğin selamlaşmak diyebiliyorum. Bakın yukarıda makmekekeni getiremiyordum hiçbir şekilde. Halbuki burada selammak diyemezken yani isim kökü olan kelimemize, kelimemize laş ekini eklediğimde selamlaşmak mak diyebiliyorum diyebiliyorum. Bunu sonuna eklememe gerek yok. Diyebilip diyemediğime bakıyorum. Sen Selamlaşmak diyebiliyorum. Dolayısıyla bunun yani laş ekinin isimden fiil yapan ek olduğunu söyleyebilirim. Mak eki alabiliyorsa eskiden isimdi fakat artık yapım eki alarak fiile döndü diyorum. Yine his kelimesine len ekini ekleyelim. His, lenmek. His isim kökü, hismek diyemiyorum. His, bir kavramdır, bir duygudur. Dolayısıyla his kelimesine ben makmek ekini ekleyemezken hislenmek dediğimde ekleyebiliyorum. Öyleyse artık bunun fiile dönüştüğünü ifade edebilirim. Hislenmek artık mekmek ekini alabildiğine göre, mekmak mastar ekini alabildiğine göre artık isimden fiile dönmüş bir kelimedir. Yani türemiş bir kelimedir. İsimden fiile dönmüş yani türemiş bir kelimedir. Evet, son olarak gözlemek örneğini verelim. Gözlemek. Gençler gördüğünüz gibi buna da mekmak ekini sonuna getirebiliyorum. Mekmak ekini sonuna getirebiliyorum. Dikkat ediyorum. Göz bir isim köküdür. Çünkü canlı bir varlık, vücudumuzun bir azası, uzvu. Dolayısıyla gençler göz canlı bir varlık ve isimdir. Ayrıca gözmek diyemediğim için de bunun isim olduğunu anlıyorum. Ama gözlemek dediğimde bunun isimden fiil yapan ek almış olduğunu anlıyorum. Çünkü gözlemek diyebiliyorum. Gözmek diyemediğim halde gözlemek diyebiliyorum. Dolayısıyla artık bunun türediğini, yeni bir kelime oluşturduğunu, fiil oluşturduğunu, isimden fiile döndüğünü değerlendiriyorum ve yapım eki olduğunu söylüyorum. Çünkü göz görme organı, gözleme ise bir iş. Bir hareket. Dolayısıyla ben bunun bir fiile dönüşüm geçirdiğini söyleyebilirim. Evet üçüncü e, kısma geçelim. Diğer tahtaya geçelim. Evet sevgili gençler. Yapım eklerimizin üçüncü kısmıyla, üçüncü çeşidiyle devam ediyoruz. Fiilden fiil yapan ekler. Şimdiye kadar isimden isim yapanları ve isimden fiil yapanları görmüş idik. Üçüncüsü ise fiilden fiil yapan eklerimiz. Sevmek kelimesinin bir fiil olduğunu ifade ediyorum. Bir şeyi severiz, bir nesneyi, bir varlığı, bir kişiyi, bir hayvanı severiz. Dolayısıyla bu bizim için bir efendim iştir, bir vaziyettir, insana ait bir duygudur. Dolayısıyla sevmenin efendim ben bir fiil olduğunu söylüyorum. Ama bunu ikinci bir biçimde de bulabiliyorduk, onu da hatırlayalım. Mastar eki olan makmek ekinin gelip gelmediğini değerlendiriyoruz. Sevmek diyebiliyorum. Öyleyse bu nedir? Bir fiildir. Peki sevdirmek desem ben ne olur? Sevdirmek desem, işte gençler burada fiil eki fiile gelen mazlar eki olan makmeki birincisini aldığını söylüyorduk, ikincisinin de alabildiğini söylüyoruz. Sevmek sevdirmek. Sevmek ayrı bir harekettir. Kişi bunu kendisi yapar. Sevdirmeyi başkası üzerinde yapar, yaptırır. Dolayısıyla sevdirmek başkası üzerinde bir iş yaptırmak demektir. Dolayısıyla gençler sevdirmek kelimesinin ben türemiş olduğunu söyleyeceğim. Yapım eki olduğunu söyleyeceğim. Çünkü burada da makmek eki alabiliyor. Sonra da makmek eki alabiliyor. Sevdirmek nedir? Fiilden fiile türemiştir. Kökümüz fiil köküydü. Dir de fiilden fiil Yapan ektir. İçmek kelimesine, içmek kelimesine ben ir ekini eklediğim zaman içmek derken bir fiil iken içmek içirmekte bu işi başkasına yaptırıyorum. Dolayısıyla burada da yeni bir kelime türetmiş oluyorum. Kaşımak kelimesine e, kaşımak bir fiil. Bu arada hocam e, bu kaşımak kelimesinin kökü kaş olamaz mı? Olamaz çünkü kaşımakla kaş kelimesinin hiçbir irtibatı yok. Kaş, gözümüzün üzerinde bulunan kıllara biz efendim bu ifadeyi kullanıyoruz. Kaşımaksa en ile yapılan bir hareket. Dolayısıyla kaşımak kelimesinin kaşla hiçbir irtibatı yok. Yani kök bulurken dikkat ediyoruz. Yanlış kök bulmamaya, hatalı kök bulmamaya, bulduğumuz kökün kelimenin bütünüyle anlam ilişkisi taşımasına özellikle dikkat ediyoruz. Kaşınmak kelimesinin de e, gördüğünüz gibi gençler e, makmek eki alabildiğini görüyorum. Kaşımak kaşınmak. Dolayısıyla burada gördüğünüz kaşınmak kelimesi fiilden fiile türemiştir diyebilirim. Gördüğünüz gibi sonuna mek iki getirebiliyorum. İçirmek deyip sonuna mak mek iki getirebiliyorum. Sevdirmek deyip sonuna mak mek iki getirebiliyorum. Sonuna makmek mek iki, iki getirebildiklerim fiil olmuşlardır. Fiile dönmüşlerdir aldıkları yapım eki neticesinde. Son olarak fiilden isim yapan eklerimiz gençler. Son olarak fiilden isim yapan eklerimiz mevcut. Uçmak kelimesine ak ekini eklediğimizi düşünelim. Veyahut silmek kelimesine gi ekini, süpürmek kelimesine de g ekini eklediğimizi düşünelim. Uçmak bir hareketti, bir işti. Bir durumu ifade ediyordu ama uçak, uçak bir nesneyi ifade ediyor. Silmek bir iş bir hareketti ama silgi bir nesneyi ifade ediyor. Evet silmek bir hareket iken silgi bir cisim, bir madde, bir nesne isme dönüştü. Yeni bir varlığa, yeni bir cisme dönüştü. Evet yeni bir varlığa, yeni bir cisme ekimiz dönüştürüyor ise dikkat ediyoruz yapım eki olduğunu söylüyoruz. Sonra bunların nasıl oluştuğuna dikkat ederek türlerine karar veriyoruz. Uçmak fiil kökü. Dolayısıyla e, buradan Mach -2 gelebildiğini görüyoruz. Ama uçak Mach diyemiyorum. Bunu da dikkate alabilirim. Uçak Mach diyemediğime göre artık bu yeni bir şeye dönüştü. Anlamana gelir. Eğer çekimeki değilse. Uçakmak kelimesine dikkat ediyorum ve buradaki ak ekin fiilden isim yapan ek olduğunu, uçak denilen bir cismi, bir maddeyi oluşturduğunu, dolayısıyla isimleştiğini söylüyorum. Fiil iken isme dönüştüğünü söylüyorum. Silgi kelimesinde de aynı şeyi ifade edeceğim. Silmek bir fiil köküyken silgi kelimesinin e, gördüğünüz gibi fiilden isim yapan ek almış olduğunu ifade edebiliyorum. Çünkü silmek bir hareket, silgi bir nesne. Silgimek de diyemiyorum. Buradan da çıkarabiliriz. Silgimek deme ihtimalim yok. Süpürge kelimesine de yine aynı şekilde dikkat ediyorum. Süpürmek diyebilirim ama süpürgemek asla diyemem. Dolayısıyla süpürmek fiil köküyken süpürgemek diyemediğim için artık bir nesneye, bir cisme fiilimiz dönüştüğü için bunun fiilden isim yapan ek olduğunu söyleyebiliyorum. İki hususa dikkat edeceğiz. Bununla konumuzu bitiriyoruz. Evet gençler iki hususa dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Gövde diye bazen de soruları sorarlar. Yani yapım eki diye sormaz da adam aşağıdaki kelimelerden hangisi gövde halindedir diye sorabilir. Peki o zaman ne arıyoruz? Türemiş bir kelime. Yani yapım eki almış bir kelime arıyoruz. Türemiş kelime, yapım eki almış kelime aynı şeydir gençler. Yapım eki bir kelime almışsa türemiş kelime olmuştur. Aynı zamanda türemiş kelime olan kelimeye biz gövde de deriz. Mesela efendim biraz önce yazdığımız örneklerden sevmek kelimesini alalım. Sevinmek şekline sokalım. Sevmek bir fiil köküydü. Sevinmek ise bakın bu da makmek iki alabiliyor. Sevmek, sevinmek. Dolayısıyla fiilden fiil yapan ek. Evet ben bu kısma yani yapım eki almış bu kısma bütüncül olarak ele aldığımda gövde diyeceğim. Yani yapım eki bir kelime almışsa artık gövde olmuştur. Aynı zamanda türemiş kelimedir. Peki soruyu daha çok zorlayacak olursa nasıl sorabilirler? Gövdeden türemiş şeklinde de sorabilirler. Peki bu durumda neye dikkat edeceğim? Sevinmek kelimesinin ikinci bir yapım eki alıp almadığına bakacağım. Birinci yapım eki aldığında gövdedir ama ikinci yapım eki aldığında gövdeden türemiştir. Bu takdirde sevindirmenin de ben makmek eki alabildiğini görüyorum sevindirmek, sevmek, sevinmek, sevindirmek hepsi makmek eki alabiliyor. Dolayısıyla bunların yeni yeni fiiller olduğunu söyleyebilirim. Sevinmek kendi kendine yapılan bir eylemdir. Dönüşlülük ifade eder. Ama sevindirmek başkasını siz sevindirirsiniz. Anlam yine değişti. Demek ki anlam değiştikçe yeni bir ek olduğunu söylüyoruz. Bu da tekrar fiilden fiil yapan eki almıştır. Peki bu gövdeydi ne oldu? Gövdeden türemiş oldu. Gövdeden türemiş oldu oldu. Demek ki dikkat edeceğimiz bir husus gövde türemiş demektir. Yani bir yapım eki aldığında biz ona hem türemiş diyoruz hem gövde diyoruz. Eğer ikinci bir yapım eki almışsa bu sefer de gövdeden türemiş diyoruz. Son bir hususta konumuzu tamamlıyoruz gençler. Yazı kelimesine dikkat edelim. Yani biz her gördüğümüz ekin yapım eki olduğunu söylemeyeceğiz. Bazen çekim eki de olabilir, birbirine karışabilir. Bunları cümle içinde değerlendireceğiz. Kelimenin anlamını, yapısını değiştirmiş mi? Cümle içinde değerlendireceğiz. Mesela yazı kelimesi örneğiyle bunu görelim. Yazı, yazı bu evde geçireceğim. Geçirir diyelim, kısaltalım tahtaya tam sığsın. Yazı bu evde geçirir. Çocuk güzel bir yazı yazmış. Evet, iki tane yazı kelimesi görüyoruz gençler. Birinci yazımız, ikinci yazımız. Eğer kelimemizin anlamı değişmiş, yapısı değişmiş, türü değişmişse onun yapım eki olduğunu söylüyoruz. Bu o ikinci örnekte bunu görüyoruz. Çocuk güzel bir yazı yazmış. Yazma eylemi yazı denilen bir metne dönüşmüş. Yazma eylemi, hareketi isme dönüşmüş. Bu türemiş, yani yapım eki almış bir kelime. Şu yapım eki gördüğünüz gibi. Halbuki birinci cümlemizde ise yaz mevsimi kastedilerek, belirtme hal eki alarak yazı bu evde geçirir diyoruz. Yaz mevsimini, ismin i halini alarak, belirtme halini alarak yazı, yaz mevsimini diyoruz. Bu belirtme halidir. Belirtme hal eki asla yapım eki değildir gençler. Bunlara da dikkat ederek soruları çözmeye gayret ediyoruz. Konuyu özetlemiş olalım. Köklerimiz iki biçimde oluşuyor idi. İsim kökü, fiil kökü şeklinde değerlendiriyor idik. Yapım eklerini dört ana bölümde değerlendiriyorduk. İsimden isim yapan eklerimiz vardı. İsimden fiil yapan eklerimiz vardı. Fiilden fiil ve fiilden isim yapan eklerimiz vardı. Dört tane yapım eki biçimimiz vardı. Yapım ekleri diğer bir adıyla türeme işi görüyorlardı. Dolayısıyla türemiş kelime oluşturuyorlardı. Türemiş kelimelere yani yapım iki almış kelimelere biz gövde diyor idik. Teşekkür ederim gençler.